Değişik lezzetler sunuyorum. Yine kuşu konmazımı beğenmeyeceklerdir, anlamayacaklar tadını. Belki Neşe Hanım bunu da yemiştir. Çorbayı içtiğini söylemişti ya. Bilmiyorum, göreceğiz bakalım. Neşe Hanım da ümitliyim, belki yemiş olabilir. Ha, Zeynep Hanım'ın içtiğini asla inanmıyorum. Kuş konmaz yemiştir herhalde. Bilmiyorum. Kuş konmaz da farklı bir tat olduğu için herkesin damak tadına uygun olmayabilir. Yine bir şey bulacaklardır bir kul. Evet, afiyet olsun, buyurun. Etleriniz soğumasın. Evet, gözleden başlayabiliriz. Herkes tadına baktı. Gözde, öncelikle riskli bir menü mü? Ana yemek için uygun mu? Porsiyonu nasıl ve pişmiş mi? Kadir Bey, şimdi şöyle, ana yemek için gayet güzel ve görünümü de güzel, lezzeti de güzel bir yemek. Bonfilenin sadece pişmesi biraz sıkıntılı ama Dilek Hanım bence etini güzel pişirmiş. Pişme oranını güzel beğendim. Pilavını ısıtırken dibi tutmuş. Pilavı yerken kıtırlık var. Yani bu çiğlik değil yalnız. Hani pilav çiğliği değil. Hani ısıtırken böyle bir çıtır çıtır, evet, eder ya tavanı. O çıtırlık aldım. Yani dişime çıtır çıtır geldi. Pilavdan o yüzden bir lezzet alamadım. Ama etiniz tuzsuz, pişmiş. Üstündeki mantar sotenizi de beğendim. Lezzetli olmuş. Ama etiniz tuzsuz geldi bana bir tık. Salatanızı da beğendim. Roka salatası. Ben zaten salataları en başında belirttiğim gibi... Ay, özür dilerim. Semizotu. Salataları en başında belirttiğim gibi puan vermiyorum. Çünkü emek isteyen bir şey değil. Yani 3 dakikada da yapılan bir şey. Onu bir puandan saymıyorum. Ama salatanızı beğendim. Elinize sağlık. Lezzetliydi. Afiyet olsun. Kuş konmaz. Ya kuş konmaz gereksiz olmuş biraz. Gerek yok yani. Etin yemem. Yanına çok lezzetli. Bilmiyorum. Lezzetini de beğenmedim. Alışık olmadığım bir lezzet. Yemedim de daha önce açıkçası. Kadir Bey, yani eti gerçekten, etin biraz tuzu olsaydı et gerçekten lezzetli. Yani etini beğendim. Çok şükür yani, düne göre doydum. En azından 4-5 çatal et yedim yani. Hatta bunu bitirin, etinizi çok güzel teşekkür olmuş. Ederim. Elinize afiyet sağlık. Olsun. Fatma abla, sen ne diyorsun et için? Eti güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet güzel olsun. De pişmiş tam istediğim gibi. Biraz üstü hafif şey olmuş ama güzel olmuş. Yani afiyet olsun. Yanık geldi bana şurası ama olsun, önemli değil. Tabii şey, mantarın da güzel olmuş. Afiyet lezzetini olsun. Beğendim. Teşekkür ederim. Ama kuş konmazı beğenmedim gerçekten. Yedin mi? 3 dilim koymuşum, orada 3 dilim görüyorum. Ucundan, ucundan küçücük bakmış. Kuş konmaz çok lezzetli. Bence bir daha ama tadına aldım. Bakın. Evet, sizi kırmayayım. Tabii bir daha alacağım, Kadir, bir daha yiyeceğim. Kadir Fatma'yı bende tutulu kaldı, gitmiyor benden. Benden gidin Fatma Hanım, istemiyorum. Biraz önce de siz söylediniz ama farkında değilsiniz ne yaptığınızın, ne ettiğinizin herhalde, konuştuğunuzun. Ne dedim Fatma Hanım? Biraz önceki konuştuğunuzun farkında ne değilsiniz. Ne dedim, evet, ne dedim? Düne göre karnımız doydu, et yedik dediniz. Tamam. Hala dünden çıkamadınız. Lokmalarınızı ben saymıyorum, sizi görmedim bile. Ben yemeğin lezzetine dalmışım. Farklı bir şey söylüyorum. Yok, ben yemeyeceğim dediniz ya, Gözde Hanım beni izliyor. Yemeyeceğim demedim mi Kadir Bey? Ben... Anlaşamıyorum. Fatma'nın yemeyeceğim frekansını demedim. Tutma. Yemeğe korkuyorum dedim. Lokmalarını sayıyor dedim. Ben etin lezzetine dalmıştım. Gözüm sizi görmedi. Yani yanlış düşünüyorsunuz Fatma Hanım. Hayır, sen yorumlarda şey diyorsun ya. Habire yiyor, yiyor. Evet, öyle oldu. Kadir Bey, ben ona afiyet şifa olmasın diye de puanım için söyledim. Yediniz yediniz, hani puanımı yediniz. Afiyet puanım için dedim, afiyet şifa olmasın. Yemekler için demedim bu arada. Laf ne güzel kıvrılıyor. Neden, nerelere Fatma geliyor? Fatma Hanım, siz kıvırmayı en gerçekten, güzel siz bilirsiniz. Adetten yalanı da kusura bakmayın. Dünkü bezelyeyi de unutmuyorum. Ben o bezelyeyi yanlış anladım. Bence düzgün konuşan. Ben yanlış anladım. O an orada yemeği... İki kere sordum Fatma Hanım. Bir tek siz yanlış anlıyorsunuz zaten. Olma ihtimaliniz yok bence. Ben iki kere sordum. Sen ben doydun Fatma abla? Lezzeti eti, bana yemek yedin mi? Gerçekten etimi beğendim. Çok güzel yapmış. Tuzu da yerinde. Pilav biraz böyle diri kalmış ama pilav. Pilav mı diri kalmış? Hı-hı. Pilavın pişmesi çok güzel bir kere. Tane diri tane. Kalmış, evet. Lapa sert değil. Sert birazcık. Lapa yani değil. Biraz da böyle sanki tuzu eksik gibi. Tuzu mu eksik? Hı-hı. Afiyet olsun Fatma Hanım. Ne diyeyim teşekkür ki? Teşekkür ederim. Ama etini beğendim Fatma, gerçekten. Fatma, yorumlarına şaşırmıyor musun? Şaşırıyorum çünkü pilavım lapa mı? Tuzsuz da lapa demedim. Yok, lapa demedim. Biraz pişmiş. Lapa demedim. Ha, özür dilerim. Pişmemiş dedi. Gayet evet. Pişmiş bir pilav ve tuzu da yerinde. Kıtır, pilavdan kıtır, anlamıyor kıtır, musun kıtır. Fatma abla? Çok iyi anlarım pilavdan ve çok güzel. Gözde Hanım'ın dediği doğru, bir tık altı ben... ısıtırken fazla açmışım altını. Evet, evet, onun kıtırlığı geliyor olabilir. Nasıl? Bunun altını açmakla alakası yok. Neyle var? Yanlış mı? Kesinlikle bu pilav yanlış pişmemiş. Yanlış mı? Pişmemiş. Hayır, diri pilavınız. Benimkine o kadar laf ettiniz, dişimiz kırıldı. Seninki yok, gerçekten diş kıracak gibi. Bu ondan daha beter, kesinlikle. Beter mi? Hiç pişmemiş, hiç. Dolup gelen biri kıtır, varsa kıtır o da geliyor. Zeynep Hanım. Ağzıma Zeynep kıtır Hanım, kıtır geliyor. Zeynep Hanım, kendi pilavınıza kıyaslamayın. Yanından bile geçemezsiniz. Kıyaslamam zaten, gerçekten geçmiyor. Yanından bile geçemezsiniz bunu. Benimkinin yanından bile geçmiyor, evet. Seninkinin yanından mı geçmiyor? Evet. Şaka gibisin ya. Diri diri geliyor ağzım. Diri diri mi geliyor? Evet. Sen kendi pilavının tadına baktın mı? Evet, ben bunu iki kere tadına baktım. İzlerken de göreceksin. Diri yani. Şu anda bütün yemeklerimin tadına bakarak gittim ben. Diri.
Ya Zeynep Hanım yemekten anlıyorum diye gelmiş buraya oturmuş, bence en iyi, pilav bence yapmış. Yemekleri en iyi yorumları ben yapıyorum ve en iyi şekilleri pilavın, ben anlıyorum. Pilavın evet, şu an diri mi? Evet diri. Bilerek söylüyor. Hayır bilerek söylemiyorum. Bak lapa olsaydı lapa derdim, bu diri. Diri mi bu? Diri. Pişmiş. Pişmemiş. Tamam, pardon Dilek Hanım. Yani. Zeynep Hanım siz asla doğru düzgün yorumlar yapmıyorsunuz. Güzel kesinlikle. Olan bir şey bile güzel diyecek kadar cesaretiniz yok. Hayır kesinlikle ben öyle. Yorum güzel olan bir şeye ben güzel derim. Sakin tek tek konuşalım da Fatma Hanım'ın özgüveni yok dedim. Zeynep'in de cesareti mi yok? Hayır. Evet be olmuş evet. Olmuş ne diyor. Özgüvenli Gözde Hanım evet. Yemekleri eğer güzel yapan Gözde Hanım. Eğer cesaretim olmasaydı Gözde Hanım'a puanını vermezdim. O zaman orada yanlışlık yapmışım anlamına geliyor bu. Farkındasınız masada en yüksek puanı da ben size verdim. O cesaret benim, benden kaynaklı ben sizden değil. Ben verdiğim için Neşe Hanım da size verdi. Ben de onu düşünüyorum. Sadece gülüyor. Bence cevap vermeyin. Ben sıkıldım. Için. Gerçekten çok sıkıldım. Çok söylediğiniz için benle bahsini yani açtım. Yani Gözde o puanı hak ettiği için de sen cesaretinden dolayı mı verdin? Evet. Gayet de hak etmiş. Kendi vicdanımı rahatlatmaya çalıştım ama bence yanlışlık yaptım. Hala da arkasındayım zaten. İşte böyle bakıyor. Yani etrafına hep böyle baktığı için göremiyor. Hatırlatalım. Zeynep Gözde'nin gününde 3 verdi. Sonra Neşe Hanım ben puanımı değiştirmek istiyorum diye değiştirdi. Puanını 3 yaptı. Zeynep o gün bugündür Neşe'yi ben yönlendirdim. Ben kendi bacağıma sıktım. İşte Gözde'yi kendi önüme bilerek etkiledim. Öne çıkarttım puanıyla. Kim olsa bunu düşünür bence Kadir Bey. Nasıl etkilediniz? Etkiledim. Benden sonra gözlerinizle mi etkiledim? Kim olsa bunu düşünür. Benden sonra puanını değiştirmiş olması için. Değiştirebilir çünkü en son sen kalmıştın. Sen nasıl puanını? Evet sen kalmıştın. Fatma Hanım da açmamıştı. Evet. Neşe Hanım'dan sonra Fatma ben Hanım açtıktan sonra zaten benim değiştirme şansım yoktu. Yine tekrar anlatayım böyle çocuğa anlatır gibi. Çocuğa anlatır gibi de ben size düşünüyorum. Neyse Dilek Hanım da az evvel aynı şeyi söyledi zaten size. Ben tekrar açıklamayayım. Açıklamayın zaten evet. Siz hep durup susturuyorsunuz. Bu ana yemek uğraştırıcı mı? Değil tabii ki de. Pilav yapmış, bunu mühürlemiş, pişirmiş. Etini ben çiğ et sevmiyorum. Tamam bunun olur şekli bu. Pişme derecesi bu ama ben çiğ sevmiyorum. Pişme yani. Derecesi bonfilenin o mu? Evet. Emin misiniz? Evet. Çok pişmiş et. Yok. Çok mu pişmiş size bonfile göre? Bonfile pişmiş bana bu göre, et ben çiğ kuyu. Et sevmediğim için bana sen hala bana çiğ göre de. Deyin. Bana göre. Hala çiğ de. Yani bunun biraz içinin çiğ tatması gerekiyor. Ona göre o yapıp getirecektim. Hayır bana göre de ben pişmiş et. Ama yorumumu bitirmeme izin vermiyorsunuz ki. Buyurun. Kötü buyurun. Bir şey söylemiyorum. Bonfile eti çok fazla pişmez. Bunu önce söylemeye çalışıyorum. Az ama önce farklı bir şey söyleyeyim. Beni denizlere. Ya gerçekten. Niye siz isterseniz atalım ama denize atalım da. Ya o kadar tutarsız konuşuyorsunuz. Hiç de tutarsız değil. Böyle pişer. Böyle pişmez mi? Size göre et fazla mı pişmiş? Bonfile et bir tık daha çiğ az kalır. Pişer. İşte az pişer. Benim yapmak istediğim yorumu anlamıyorsunuz. Ben tabii, pişmiş et seviyorum. Bu kadar kişi anlamadı zaten. Evet haklısın. Ben pişmiş et sevdiğim için. Bu da pişmiş zaten çiğ dedin. Çiğ et sevmiyorum. Benim için hala pişme derecesi az ama bunun oluru bu herhalde. Ben çok oluru daha da bunun çiğ aslında. Evet. Ben siz yemezsiniz sizin damak bana göre hala öyle. Uygun olmadığını düşündüğüm için içinde hala bir tık pembelik fazla var. Pişirdim ki bu yorumu almayayım diye ama yine aynı yorumu aldım. Çünkü yemekten anlamıyorlar buraya gelmişler. Hayır, yani ben gerçekten sizin yorumlarınıza katılmıyorum. Pişme derecesinden bahsedip kendimi sevmediğimi bu söyledim. Bu et biraz daha pişerse kömür olur. Bence hala çiğ. Ben çiğ et sevmiyorum dediğim yanlış gibi. Yanlış yerde pilavınız da diri. Yanlış yere zaten gelmiş. Mantarınız da kremalı mantar ne bekleyebiliriz? Bunun da kuşkonmazı da yanına hiç uyduramadım. Uyduramadınız mı? Etin yanında kuşkonmaz olur. Gereksiz buldum hiç ben. Hiç yediniz mi daha önce? Yedim. Neyle yediniz? Tek başına mı yediniz? Evet tek başına. Zeytinyağda kızartıyorum, yiyorum. Öyle bir şey yani ilk defa normal, duydum. Normal. Zeytinyağlı kuşkonmaz. Et yemeklerinin yanında yapılır ben kuşkonmaz. Ben normal sade seviyorum. Öyle o şekilde. Böyle tarzı fasulye gibi mi pişiriyor? Evet, evet. Öyle yapıyor herhalde. Ben şimdi eşi manav yap Kadir Bey. Eşi manav kendisi getiriyor. Seviyorum. Normal zeytinyağda tavada pişiriyorum. Yiyorum. Sabah bile yerim ben bunu. Afiyet olsun. Sağ olun. Hakkını helal et o zaman. Helal olsun. Ben mutfakta dedim ki Zeynep dedim asla dedim kuşkonmaz pişirmemiştir. Yememiştir. Çünkü doğu kültüründe olmadığı için büyük ihtimalle. Eti çok sevdiği yer kuşkonmaz taze fasulye gibi bir şey değil ki alıp da yiyesin. Hayır eşim manav olduğu için ben böyle değişik dediğimde. Ben eşimin manav olduğunu unuttum da manavda o kadar sebze varken bu kuşkonmazı neyi mi yiyorsun? Ben seviyorum tadını Kadir Bey. Ya Kadir Bey hayır inanmıyorum ya. Ben gerçekten inanmıyorum. Ama kocası manav belki de dediği gibi seviyorum. Tamam manav olabilir doğrudur ama eşinin buna sürekli kuşkonmaz yediğini düşünüyorum. Pahalı da kimse almıyor diye eve getirip mi pişiriyorsun? Niye öyle bir şey yapıyorsun?
onun için sevdiğin bir, için sevdiğim yani. Tadını seviyorum evet. Sevdim diyorsun. Sevmedim. İlk defa mı yedin? İlk defa yemedim. Sevdim dedi. Söylüyorum diyor. Hayır şu an sevdim dedi. Hayır, normalde seviyorum. Sevmiş. Bunun yanına uyumsuz buldum diyor. Peki. Çünkü kremalı mantar var, pilav sen var. Sen normal sadece böyle normal oturup... Normal etle olsaydı güzel olurdu. Hayır normal kuşkonmazı pişirip tabağa evet, koyuyorsun. Evet yiyorum. Zeytinyağı taze fasulye gibi yiyorsun. Taze fasulye gibi değil. Tadını seviyorum Kadir Bey. Anladım. Olabilir. Tarz meselesi yani. Damak tadı işte Kadir Bey. Yani peki Neşe. Buyurun. Masada bir bu haftanın olsun. En iyi pilavı diyebilirim. Teşekkür ederim. İşte ısıtırken dediğiniz gibi kurumuş biraz. Tuzu bir tık az ama ben tuza takılmıyorum. En başından beri söylüyorum. Pilava tuz katılmaz o yüzden katmadım. Tabii tuzsuz ki katılıyor. Olunca mecbur yemek için katılıyor işte. Ne yapalım? Elimiz mahkum yani. Ne alakası var? Tat alma geçin. Tadına bakarsın tuzsuz dersin kenara ama çekilirsin tuz, o zaman. Tuz katayım da yiyeyim. Bunun başka tadı mı var Allah aşkına? İsteyen atabilir yani. Afiyet olsun. Şey yapacaksanız tuz yine orada yanınızda. Yok sağ ol almayayım teşekkür ederim. Neyse bonfile et alırdım. Bir tık daha pişmemiş olması evet. Lazımdı. Ama dediğiniz gibi burada bu tartışılırdı. O yüzden de çok iyi yapmışsın. Teşekkür ederim. İnsanlar bonfilenin nasıl pişmesi gerektiğini bilmiyorlar. Bilmiyorum. Herkes Zeynep, için söylemiyorum. Evet, şekil alda görüldüğü gibi gördük. Ben en başta belirttim bunu. Zaten az pişmesi gerektiğini söyledim. Tamam, sen bu eti beğendin mi peki? Beğenmedim. Niye? Beğenmedim. Damak zevkime uymadı. Üç kişi et pişti daha ne? Et damak zevkime uymadı. Et yani sert saf buldum. Bir et. Biraz sert sanki. Ya neyi sert Allah aşkına? Ben onu beklettim, marine ettim. Evet bunun olur bu şekilde dedim zaten. Bu et daha az pişen bir et dedim. Olur mu böyle olmasına bilgilerde neden eti ama beğenmiyorsun? Beğenmedim. Sert geldi tadı. Benim damak zevkime de uymadı. Beğenmedim. Sert ama mi? Bunun pişme ya, derecesi bu diye de belirttim yani. Çıldıracağım ya. Sert. Ya anlamıyorsun etten konuşma boş boş. Olması gereken konuşur musunuz Zeynep Hanım? Boş boş, boş konuşuyorsunuz burada şu anda. Geldik. Şu anda boş hayır, konuşuyorsun. Hayır etinizi beğenmedim kesinlikle. Etin neyini beğenmedin? Beğenmedim. Nasıl puan vermez bu ete ya? Yazık günah ya. Puan verecektim ama boş boş konuşuyorsunuz dedikten sonra... Ay özür dilerim Zeynep Hanım. Kırıldınız mı? Evet. Özür dilerim. Biraz sevgiyle nasıl konuşalım. Nasıl gönlünüzü alabilirim acaba eti yemeniz anlamıza için? Anlamıza gerek yok. Neyse en azından özür diledi yani bir erdemlik gösterdi. Geçelim size gösteririz. Peki Zeynep'in yorumuna ne diyorsun? Az önce dedi ki ben buna puan vermeyeceğim. Sonra dedi ki boş boş konuşmaya demeseydim verecektim. Çok yanlış. Çünkü en başta belirttim etin olur bu şekilde. İçi daha çiğ olduğunu belirttim. Kendi damak zevkime olmadığını söyledim. Puan vermeyeceğim dedi. Evet Zeynep Hanım. Vereceğim dedim Kadir Bey. Hayır sonra şimdi söyledi. Biz zaten niye kavga ediyoruz? Puan vermeyeceğim dedi. Zeynep Hanım sizi mi sinirlendirdin? Evet. Ah kıyamam tamam, sana. Tamam neyse sinirin geçerse puan bekliyoruz senden et için. Söyledim. 20 bin lira için yarışız ve puan vermeyeceğini söylüyoruz Zeynep. Onun adaletliyim diyordu ya dün masada kendisi. Bence içinizde en adaletli olacağız. Tamam adaletinizi gösterirsiniz o zaman. Etin hakkını vereyim yorumlarında şimdi farklılık var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.